forma alan iş adamları nerede? Yani binlerce forma alan iş adamları nerede abi? İsmim lazım değil. Kayseri'nin sayılı zenginleri, sucuk fabrikası olan insanlar nerede abi? Sadece Beyaz TV'ye mi çıktılar yani? İşte şu kadar forma aldık, bu kadar forma aldık diye. Nerede abi ya? Yani ismini lekelemesin abi. Kayseri ismini sildirsin bence yani. Kayseriliyim demesin, Kayseri'nin yerlisiyim demesin. Kayseri Spor'a sahip çıkmıyorsa. Kayseri Spor'u bu seviyeye düşürenler utansın. Geriye dönsünler. Bu Kayseri Spor'u batıran kişiler, parasını yiyenler ilk önce gitsin onlardan hesap sorsun. Ben 53-54 yaşındayım. Ben beni bildim bileli Kayseri Spor'a her zaman belediyeler destek olur. İş adamları kesinlikle destek olmaz. Kayseri Spor Başkanı Bernay Gözbaşı, Kayseri Spor'la alakalı sponsorluk anlaşmalarında Kayserili iş adamlarının Kayseri ile ilgimiz yok demesinin serzenişinde bulundu. Bununla alakalı düşünceleriniz nelerdir? Ben bir halk olarak Berna Hanım'ı gerçekten takdir ediyorum. Berna Hanım'ı takdir etmemizdeki en büyük sebeplerden biri Kayseri sporumuzu en üst seviyeye getirmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Gayreti göstermesine rağmen arkasından kimse destek vermiyor bu bayanı. Bayan haliyle çoğu erkeğin yapamayacağı işi Berna Hanım yapmaya çalışıyor. Sadece arkasında şu anda tek bir Bakir Soy var. Bakir Soy'dan başka kimse bu insana destek vermiyor. Şu anda Kayseri'nin yani ekmeğini yiyen, suyunu içen, Kayseri'den nemalanan insanlar Berna Hanım'ı yalnız başına bırakıyor. Yalnız başına bıraktığı için o kadın da haliyle şu anda bir tepki olarak da iş adamlarının desteğinden destek vermediğini söylüyor ama haklı da. Yani iş adamlar bu Kayseri'den ekmek yiyorlarsa bu Kayseri Spor'da desteklemek zorundalar. Şimdi Kayseri Spor deyince tabii bizim hem şerefimiz hem bizi yani temsil eden bir futbol kulübü, öyle mi? Berna Hanım'ı ben çok takdir ediyorum. Yani çoğu erkeğin yapamadığı şeyleri yapıyor. Tabii ondan önceki yönetimi de çok iyiydi. Tabii kimden söylerse söylesin yani siyaset yapmak çok kolay. Yani insanların arkasından konuşmak da çok kolay ama tabii Kayseri Spor'umuza destek çıkılması lazım. Tabii bunlar gösteriş hastası oldukları için yani bayağı bir siyasilere yapıyorlar bunları. Ama Kayseri Spor da bizi temsil eden bir futbol kulübü, öyle değil mi? Benim oğlum da bir lisanslı futbolcu olduğu için ben gerçekten yani niye destek vermiyorlar onu da bilmiyorum. Ama şu anda bayağı bir Berna Hanım çok huzursuz aslında. Çünkü niye de orayı bir bilmiyorum, kulübü bir kumarhaneye mi döndürmeye çalışıyorlar bilmiyorum ama Berna Hanım'ı çok takdir ediyorum ben. Çünkü bayağı bir uğraşıyorlar. Vallahi bana kalsa şu an hiçbir şekilde yani Kayseri'ye hiçbir şekilde destek verilmiyor. Hani şöyle söyleyeyim, o alınan formalarda da ne kadar gerçek, ne kadar doğru onu tam olarak bilemem ama pek inandırıcı gelmiyor yani. O kadar desteğe, o kadar formaya rağmen, alınan formalara rağmen bu kadar destek olması lazım. Ama ortada şu an hiçbir şey yok. Giden futbolculara bakarsan zaten ödemeler yapılamıyor. Ondan sonra ne diyeyim, hani başka da diyecek bir şeyim yok. Bence destek verilmediğini düşünüyorum. Şu an çoğu iş adamı kendi cebini düşünüyor. Kayseri Spor'u tutuyoruz diyor. Ama hiçbir alakası yok. Sadece tribünden bile izlemeye gitmeyenler var. O kadar yani. Destek çıkılmıyor bence. Türkiye'deki çoğu şehir takımına destek çıkılmadığını düşünüyorum. Vermiyor. Destek vermiyor. Niye vermiyorsa bilmiyorum yani. Ceplere dolanma vermiyorlar. Bir sıra daha iyi olur Kayseri Spor. Yani daha zor kümede kaldırır yani. Daha destek verirse iyi olur yani. Bence verilmiyor çünkü geçen forma kampanyası olduğunda bile iş adamları kendileri forma bile almadılar. Liseliler bile ellerinden geleni yapıyorlar bu durum için. Hani bu durumda baktığımız zaman iş adamlarının yeterince destek vermediğini düşünüyorum. Gençler bile daha fazla destek veriyor. Yani böyle işte düşünüyorum ben de. Yani iş adamları liseliler bile verirken, liseli evet, gençler bile evet. Verirken iş adamlarının büyük bütçeleri olan firmaların destek vermemesi garip oluyor. Garip oluyor. Gerçekten garip oluyor. Durum da öyle zaten yani. Şu anda baktığımız zaman benim yakın arkadaşlarım da kendileri de Kayseri Sporlu. Hani kapalı kale olsun şey olsun. Gerçekten yardımcı oluyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Hani maddi destek ne çıkarsa ceplerinden zaten. Yani 10 lira olur 5 lira olur bile ellerinden geleni yapıyorlar onlar. Ama iş adamları ceplerinden hiçbir şey çıkartmadıklarında ve sadece Kayseri Spor prim amaçlı kullandıklarını düşünüyorum ben de. Yani Berna Hanım'ın dediklerine katılıyorum, doğru. Kayserili iş adamları Kayseri Spor'u desteklemiyorlar. Hani taraftar da belli bir yere kadar destekliyor. Taraftarın gücü belli herkesin. İş adamları desteklemiyorlar gerek maddi yönden gerek manevi yönden. Hani milletvekilimiz Bakir Soy, o çok destekçi oluyor ama diğer iş adamlarından da bu desteği biz bekliyoruz. Kayseri Spor taraftar olarak, Kayseri halkı olarak. Verilmiyor bence çünkü diğer takımlara göre
kitle sayımız az ve bu kitle sayısını çoğaltmamız için de daha çok reklam ve ajanslarda bulunmamız gerekiyor. Yani bu kadar. Peki iş adamlar sence neden destek vermiyor? Bundan dolayı mı? Söylediğin nedenlerden dolayı mı? Ya genellikle ligde bir başarı elde edemediğimiz için, o yüzden yenilgiye kapıldığımız için hiçbir destekte bulunmaması daha normal. Bence çok haklı. Berna Başkan bütün yükü tek başına götürüyor bu süreçte. Kayserili iş adamlarının yeterince desteğini ben de göremiyorum. Berna Başkan'a hep birlikte Kayseri halkı olarak ve tanınmış iş insanlarının destekte bulunmasını ben de öngörüyorum. Takımımız zaten zor durumdaydı. Şükür ligde kaldık pandemiden dolayı. Şu an hep birlikte bir olup Kayseri halkının, tanınmış iş insanlarının desteğe ben de çağrıda bulunuyorum. Yani sadece Berna Başkan'la olacak bir yük değil. Berna Başkan'a hak vermek lazım. İnşallah Kayserispor hak ettiği yerde olacak bu sene. İstediğimiz Kayserispor'u izleyeceğiz inşallah. Başkanımız çok haklı bence. Yani bu sorun çözülmesi lazım. Yani bu iş adamlarımızın Kayserispor'a destek çıkması lazım. Yani böyle olursa Kayserispor'un işi çok kötü. Gidişatı da çok kötü olur yani. Transfer politikaları düşüyor. Başkanımız çok haklı bu konuda yani. Bayan olarak yani başkanım tezlerişle buluşması çok haklı. Bayanım başkanımızın yani elimizde olsa biz bile destek çıkmaya çalışacağız Kayserispor'a bu yönden yani. Yani bu bütün yani Kayserili vatandaşların şey olması, duyarlı olması lazım yani bu konuda. Geçmişte yönetimlere ait yaşamış oldukları sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Ne bu gibi sıkıntılar? Geçmiş dönemde yapılan kampanyalardaki kulübe gelir sağlayacak şeylerin, yapılmış olduğu şeylerin doğru kullanmamasından dolayı bu desteği vermemekte olduklarını düşünüyorum. O geçmişte kalmıştı. Şu anda Kayserispor'un ayakta durması için böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu da kabul etmek lazım. Bunlar da bu şeyler doğrultusunda Berna Gözbaşı hanımefendi, Sayın Başkanımız biraz daha direnmesi gerekiyor. Biraz daha fazla kapılarını çalması gerekiyor. Abi ne diyeyim? Kayseri iş adamları gitsinler, büyük takımları desteklesinler. Biz gerekeni yaparız. Berna Başkan da zaten gerekeni yapıyor. Herkes elinin altına, taşın altına koyması lazım. Bir şey diyemeyiz. Ne diyeyim abi? Sence niye destek vermiyor bu iş adamları? Abi niye versinler ki? Kayseri yani benimsemiyorlar. Biz taraftar olarak benimsiyoruz yani. Kapalı Kale yeter. İş adamları nerede abi? Forma alan iş adamları nerede? Yani binlerce forma alan iş adamları nerede abi? İsmim lazım değil. Kayseri'nin sayılı zenginleri, sucuk fabrikası olan insanlar nerede abi? Sadece Beyaz TV'ye mi çıktılar yani? İşte şu kadar forma aldık, bu kadar forma aldık diye. Nerede abi ya? Yani ismini lekelemesin abi. Kayseri ismini sildirsin bence yani. Kayserliyim demesin, Kayseri'nin yerlisiyim demesin. Kayseri spora sahip çıkmıyorsa. Bence. Bu kalenin üstüne asılan pankartlarda yazanlar, işte Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz ligde kaldığımız için. O adamların pankartlarını asıyorlarsa kusura bakmasın da herkes eline uzatacak. Oraya tek asılacak kişi varsa Berna Başkan. Gerek yok öbürlerine. Berna Başkan hakkını yemezler abi. Bu olanlar da tek suçlusu dememe gerek yok. Herkes biliyor. Erol Bey'dir abi. Yani keserse de kes abi burayı. Ben doğruyu söylerim. Ne diyeyim abi? Daha yeni duydum. 4 tane Fenerli'yle röportaj yapmışsın. Yani abi Kayseri düşman olmak bu kadar kötü mü ya? Abi bence Berna Başkan haklı. Hani sonuna kadar haklı hem de. Hani taraftar Berna Başkan destekliyor ama yine adamlarımız o. Hani iş adamlarımız falan sonuna kadar desteklemiyor. Hiçbir yardımda bulunmuyor. Hani Bakir Soy bulunuyor. Onları görüyoruz, duyuyoruz ama diğer başkanların hiçbir faydası olmuyor. Onları da davet ediyoruz o yardıma. Eleştiri ya ön yargılı yaklaşmaması lazımdı bence bu konularda. Biraz daha hani şey düşünüp, nasıl denir ona? Daha sakin düşünüp daha iyi olumlu cevaplar verebilirdi diye düşünüyorum. Ya bence eğer olmuyorlarsa da bu konuda hiç şikayetçi değilim. Olmamaları benim için bir sorun değil. Ki Kayseri zaten bunu hak etmediğini düşünüyorum. Kayseri sporlu taraftarların, özellikle Kapalı Kale'nin. Mesela Galatasaray Kayseri spor maçları olduğunda çarşıda üzerinde Fenerbahçe forması varken o üzerindekini çıkar diyorlar. Rakip takım bile değilim yani. Fener'in maçı olduğu için, Fenerbahçe forması giydiğim için. Ya bilmiyorum. Kayseri spor taraftarının bunu hak ettiğini düşünmüyorum ben açıkçası. Vallahi ben bilemiyorum niye destek vermiyorlar. Onların kendi sorunları.
Ben bir Fenerbahçeli olarak Kayseri Spor'u da eleştirmek istiyorum. Niye derseniz, ben fanatik Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe maçlarına gelince Kayseri Spor öyle bir agresif futbol oynuyor, ve istediğinde alıyor. Galatasaray'a gelince arkadaşlar arkaya açıyorlar. 3 yıllar, 4 yıllar, 5 yıllar. Bu neden? Kayseri Spor'un yönetimlerinde bunu sesleniyorum, taraftarlarına da sesleniyorum. Niye böyle oluyor? Bu tesadüf müdür? Bence hiçbir zaman tesadüf değildir. Kayseri Spor Galatasaray'a güzel gelen her zaman gerektiği yerde maçları veriyordur. Fenerbahçe'ye gelinecek var gücüyle, hırçınlığıyla oynuyorlar. O yüzden Kayseri Spor'da hiç sevmiyorum. Hiçbir zaman da destek vermiyorum. Düştüydü bu sene. O kadar sevindiydim. Şimdi yine çıktılar. Çok üzüldüm vallahi billahi. Kayseri Spor'u bu seviyeye düşürenler utansın. Geriye dönsünler. Bu Kayseri Spor'u batıran kişiler, parasını yiyenler ilk önce gitsin onlardan hesap sorsun. Bunu düşünüyorum. Bu şekilde. Peki nasıl destek verilir peki? Halk olarak da, iş adamları olarak da sizin yani destek verebilecek şeyleriniz nelerdir yani düşünceleriniz? Halk ve iş adamları olarak yönetimi düzgün yönettikleri sürece para aktarmasında orada rant çevirmeye, yani ranta dönüştürmeye değil de Kayseri Spor'u destekleme açısından olursa herkes arkasında olur Kayseri Spor'un. Ama Kayseri Spor'u Kayseri Spor olarak görmüyorlar. Bir rant ve para olarak görüyorlar yani. Onun için de bu hale düşürdüler. Yapanlar utansın. Başka bir şey demiyorum. Bana göre Berna Hanım sonuna kadar haklı. Ben 53-54 yaşındayım. Beni bildim bileli Kayseri Spor'a her zaman belediyeler destek olur. İş adamları kesinlikle destek olmaz. Bu daha küçük belediye, daha küçük şehirlerde her türlü iş adamlarından başka spor kulüpleri yararlanırken, fayda görürken Kayseri'de bu kesinlikle olmadı. Şimdiye kadar olmadı, şimdiden sonra da olmaz. Kayseri Spor sadece belediyelerden destek alır. Bir de belli başlı bazı iş yerlerinden, işte bu kombinelerden destek alıyor. Hepsi bu. Başka hiçbir şekilde Berna Hanım kimseden destek alamaz.